Bu video Katya V6 datalarının Katya V5'te parametrik tabanlı olarak kullanılmasını göstermektedir. Öncelikle datamızı oluşturup database'imize propagate ediyoruz. Örneğin bu datamızda functional model partiyle oluşturulmuş bir yapı bulunmakta ve tamamen parametrik olarak çalışılmış bir yapı var. Burada functional model partiye özel setler bulunmakta. Bunları da export edebildiğimizi göstereceğiz. Öncelikle şu Advanced Options kısmında nasıl bir dönüşüm yapacağımızı belirliyoruz. Spesifikasyonlarıyla beraber, ağaç yapısıyla beraber mi, yoksa as result ağaç yapısını gizleyerek bir solid olarak mı data transferini yapacağız? Biz burada parametrik ürün unsur bazlı data transferini görmek için Partial Specification seçeneğini seçiyoruz. Dosyamızı nerede oluşturacağımızı tanımlıyoruz. Şurada bir klasörün altında datamız olsun. Basit bir işlemle run diyorum. Hızlı bir şekilde burada convert işlemi yapıyor. Bu arada ağaç yapımızda bir product yapısı var. Kumanda isminde. Onun altında bir 3D part'ımız var. Gövde adıyla. Onun altında da V6'da representation dediğimiz yapı karşımıza gelmekte. Data transferini V5'e şu anda yapıyor. Bir klasörün içinde oluşan datalara bakalım. Bir rapor oluşturuyor. Bu rapor HTML tabanlı. Neleri çevirip neleri çevirmediğini bütün kriteryalarıyla beraber bize gösteriyor. İşlem tamamlandı. İşlem tamamlandıktan sonra Katya V5'te klasik ismiyle R22, yeni güncel ismiyle V56R2012 ismiyle datamızı görebiliyoruz. Tüm unsur ağacıyla beraber, tüm parametrik yapısıyla beraber ve tamamen edit edilebilir bir şekilde V5'e transferi gerçekleşiyor. Bir örneğimiz bu şekilde olsun. Bir başka örneğimizi de gösterelim. Burada bazı knowledge tabanlı unsurlarımız var. İşte örneğin burada bir parametrenin kontrolü yapılarak eğer o parametrenin belli kurallar olması isteniyorsa, örneğin burada bu uzunluğun bu parça için çok fazla olduğu uyarısını alıyoruz. Bu gibi senaryoları V5'e taşıyabiliyor muyuz? Bunların kontrolünü yapalım. Yine burada hibrit parça tasarımı yapılmış. Örneğin bir yüzey, bu yüzeyi katıyla ilişkilendirilerek hibrit bir parça modeli çıkmıştır. Yine PLMX Access kısmından Export Katya File diyerek Advanced Options'da yine unsur ağacıyla beraber bunu kaydedeceğimizi gösterelim. Ve yeni bir folder daha oluşturalım. Bu folder'ın altında yine data transferimizi oluşturalım. Burada convert kısmında hangi Katya sürümüne convert edeceğinizi görüyorsunuz. Katya'da klasik konfigürasyonda bulunan utility altındaki download compatibility'nin bir benzeri olarak karşımıza geliyor. Fakat oradaki eksikliğimiz sadece part body'nin altındaki hacimli yapıları biz çevirebiliyorduk. Product vesaire çevirmek mümkün değildi. Evet, burada datamızı çevirdik. Tekrar gidip Katya V5'te kontrol edecek olursak. Evet, bu bir hibrit parttı. Ağaç yapısıyla beraber geldi. Oradaki ekstrüdümüz, yüzey yapımız ve kurallarıyla beraber. Burada da örneğin 220 mm uzunluk verelim. Buradaki kuralın knowledge tabanlı uygulamalarında V5'e sıkıntısız bir şekilde aktarıldığını görmekteyiz. İyi günler.